Derviş! Baba! Yemno! Baba! Derviş'in ölmesinden ne kadar korktuğunuzu gördüm. Ama ben herkesin ikinci bir şansı hak ettiğine inanırım Hızır. O yüzden bu ikinci şansı iyi kullan ve kitabın yerini söyle. Yoksa bu sefer mermim Derviş'i ıskalamaz. Tamam, dur tamam. Tamam, söyleyeceğim, indir silahı. Silahı indirmem için ne yapman gerektiğini biliyorsun Hızır. Kitap Oruç Ağam'ın eski evinde mahzende. Neden söylersin Hızır? Çünkü başka çıkar yol kalmadı Derviş. Hızır senin canını bu kadar kurtarmaya çalışırken şimdi bu tavır oldu mu? Bırak Derviş'i. Artık istediğin oldu. Önce doğru söylediğine emin olmam gerekiyor. Ancak kitap elime geçtikten sonra Derviş'i serbest bırakırım. Madem canımı istiyorsun baba. Al. Ama orucu bırak gitsin. Sever. Yapma. Kardeşimi kurtarmak benim elimde değildi. Kurtaramadım. Ama senin elinde oruç. Git ve kardeşini kurtar. Ölene kadar bu yolu seninle yürüyeceğimi söyledim. Bak öyle de oldu. Benim için buraya kadarmış. İzabel gitme. Alnımı namlunun ucuna koydum. Çek tetiği vur. Yeter ki orucu bırak gitsin. Sen bana ait olan her şeyi aldın zaten. Bir canım kaldı, önemi yok. Al baba. Vur gitsin.
baba. Ne duruyorsun? Vur! Yetti Koruç! Yuma hala. Saldırın! Gebertin kolları! Asmak üzeredir. Tez meydana yetiş. İlyas. Leventler. Siz tez dol koyuna gidin altınlar için. Haydi. Yareli, gülle topuk. Siz de benimle gelin. İlyas'a yetişeceğiz. Kimisine çıkarılmadan İlyas'a bunu yapmak zulümdür. Hazırca dur kadın. Mahkuma yaklaşmayasın. Kolay mıdır yalnızdır diye bir yiğide bunu yapmak? Bırakın Oruç Reis gelsin. Yok. Kıymayın. Keşke babam Kılıç Bey yaşasaydı da Oruç da İlyas'ın gerçek yüzünü görseydi. Gayrı bu ipsiz sapsız takımı onun gözlerini bağlamıştı abi. Burada olsaydı yine onlara arka çıkardı. Sen şimdi bu ağanın keyfini sür. Vakti geldiğinde Oruç'la Hızır'ın da infazını seyredeceğiz. Yakup oğlu İlyas, Memlük askerlerini katletmekten suçludur. Suçu olay mahallinde yakalanmasıyla ispatlıdır. Emir Karabay Hazretleri Yakup oğlu İlyas'ın cezasını ibreti alem için İskenderiye ailesinin önünde infaz emrini vermiştir. İlyas! Yüreğimde Allah var, Allah var.
nasıl hadsizliktir? Gün daha dolmadı. Ne akla çıkartırsın İlyas'ı sepaya? Mühlet kum saati dolana kadardı. Ben gerekeni yaptım. Asıl sen ne hakla ipten adam alırsın? Gerçek suçlular bunlar. Altınları yağmalayanlar da, askerlerinizi öldüren de bunlardır. Haydi, itiraf et her şeyi. Yalan söylüyor. Benim bir suçum yok. Bu unitanın evrakı da mı yalan? Altınları Kalimnos'a götüreceğinin delili. Korsanlar saldırmasın diye tertip edilmiş. Daha neyi inkar edersin? Hatunumu da sen öldürdün. Kaçarın yoktur gayrı. Her şeyi itiraf edeceksin. Eğer konuşmazsan bütün kemiklerini tek tek kırarım. Bunu söyle! Biz yaptık. Habeş topraklarından gizlice yağmalandı. Sonra oruç bizden aldı. Memlük askerleri altınları bulup aldıktan sonra biz onları öldürüp geri aldık. Suç İlyas'ın üzerine kalsın diye ona biz tuzak kurduk. Anladın mı şimdi? Her şey ortadadır. Suçluları getirdiğim gibi altınları da bulacağım. Ama evvela hatunumu öldürüp kardeşimi de tuzağa çeken bu itin kellesini alacağım. Onun hükmü bendedir. Zindana atacağım. İster öldürürüm, ister azat ederim. Senin işin bitti. Bu iş senin hükmünü aşar Karabay. Onunla aramda kan vardır. Onun hesabını ben keserim. Hesap kesilecekse onu benim kılıcım keser. Al işte. Madem hesabı senin kılıcın keser, al kestim işte. Ama hüküm benim istediğim gibi olur. Çok şükür, şükür yetiştik. Hatununun intikamı olduğu için bu saygısızlığına ses çıkarmak. Madem ki bunun cezasını verdin, artık altınları bulmak senin değil, bizim işimiz. Altınlara bir kere el attınız, kaybettiniz. O altınları bir daha size bırakmam. Nedir sendeki bu inat? Kahramanlık yapıp namını mı parlatmak istersin? Burada koskoca bir devlet var. Eğer yağmalanmışsa biz gerekeni yaparız. Nam için iş yapmayı ancak senin gibi kifayetsiz muhterisler dava eder. Altınları bir kere tehlikeye attım. Bir daha atmam. Buradaki herkes bilir. Baba Oruç başladığı işi yarım bırakmaz. Thank you.
Öldürün bunları. Var olun yiğitler. Lakin kimsiniz siz? Bizi niye kurtardınız? Osmanlı her yerdedir İshak Bey. Düşmanların necel gibi ensesinde, dostlarının gölge gibi çevresindedir. Devletimiz kaim olsun. İsmini bağışla bize. Kimin düşmanımıza ecel, bize gölge olduğunu bilelim. Adım Muhyiddin Piri'dir. Ama herkes beni Piri Reis olarak tanır. Bir geldin, pir geldin Piri Reis. Eyvallah. Birazdan askerler buluşur buraya. Bir kuytu yere gidip öyle konuşalım. Haydi o vakit. Adversus solemne loquitur. Kitabın yerine neden söylediniz? Kurtulmamızın tek yolu buydu. Bana itimat edin. Nasıl bir çare bu Hızır? Bize de söyle. Sabredin Meryem. Sadece sabredin. Nerede bu lanet kitap? Aa, bu Levent seninle gelmesin. Hayrolsun Hızır'ım, ne oldu? Bu Levent evin mahzeninde pusuya yatıp beklesin. Olur ya, işler ters gider de yakalanırsak... Kitabın yerini öğrenmek için her türlü işe başvuracaklardır. Ben de son çare kitabın mahzende olduğunu söylerim. İşte o vakit gelen adamı yakalar, izimizi sürersiniz. İyi düşündün. Yürü.
Hadi düş önüme. En ufak hareketini kevgire çeviririm. Demek bizi tuzağa düşürürsün Hızır. Ağam. Ölmeme müsaade etmeyeceğini bilirdim ama... yağlı ilmek boğazıma geçtiği vakit bir kötü oldum. Ölmekten değil he. Böyle adice bir suçtan idam edilip adına leke sürmekten korktum. Aslanım benim. Sen bizim övüncümüzsün. Sevdiklerimizi ardımızda gözü yaşlı bırakmak bize yakışmaz. Haklısın ağam. Sevdiklerimizi ardımıza bırakmak yakışmaz bize. Altınların durumu ne olacak Oruç? Leventleri Doğu Koyuna yolladım. Gemiye yüklenmeden bizimle tez yetişmemiz gerek. Hızır'ın mahzene bıraktı Levent bu. Yoksa... Bele. Hızır reis Kalinoslar'ın eline geçmiş reis. Bu kuşu da mahzende kafesledik. Söyle. Nereye götürürler Hızır'ı? Konuşsana sonsuz. Hızır amı nerede tutarsınız? Ölüsünü alırsınız anca onun. Konuşana kadar tek tek kırarım senin kemiklerini. Söyle! Nereye götürdüler Hızır'ı? Koruda! Koruda! Bin tane koru var hangisinde? Nazaran köyü civarında. Razi... Razi korusundadır. Oruç. Orucum, bir an evvel yetiş. İlyas'ı bir zalimin elinden kurtardık. Hızır'ımı öbür zalimin eline bırakma. Leventler zaten Doğu Koyun'a gittiler. Onlar orayı halleder. Biz de Hızır'la yanındakileri kurtaralım haydi. Oruç bir kere rüzgarı arkasına aldı ya. Yelken gibi şişinip durur burada. Altınları alma inadı da bu yüzdendir. Bizim topraklarımıza kahramanlık yapacak aklı sıra. Cümle aleme bizi aciz gösterecek. Memlükler baş edemedi, ben ettim diyecek. Ben bunu onun yanına bırakır mıyım? Eğer kafirlerin yağmaladığı altınları senin değil, Orucun kurtardığı sarayda duyulursa, devletimize karşı çok mahcup düşersin. Sultan dahi devletin itibarını düşürmekten azledebilir seni. Asker! Şehrin bütün giriş çıkışları kapanacak. Emniyet tedbiri için yaptığımız bildirilecek. Kimse şehirden dışarı çıkmayacak. Emredersiniz Hazretleri. Oruç şehirden dışarı adımını atamayacak. Askerlerimi altınları bulmaları için etrafa salacağım. Oruç eli kolu bağlı şehirde dururken... altınları ben ele geçireceğim. Ünlü tüccarlar Hint diyarından çok kıymetli mallar getirmişler. Ben de Bedesten'e gidip yüklü miktarda mal alacağım. İskenderiye'nin bütün ticaretine hakim olacağız.
hazır dardayken işe güce el atmaya içim el vermez ama... Oruç inşallah yetişip kurtaracak. Hazırlanın, bedestene gideceğiz. İşler için. Ünlü tüccarlar gelecekmiş. Onlardan mal alıp bir an evvel işe koyulmak lazım. Olur Hüma Hatun. Hüma Hala. Herkes çıkıyor madem. Ben de gideyim. Yapacak bir şeyler bulurum kendime. Gidersen konağın hatunu olarak kim kalacak? Sen bize sığınmışsın. Biz de seni bizden bellemişiz. Yerin yurdun bu konak, evin barkın bu ocaktır. Çok sağ olun. Çok mutlu etti beni bu sahiplenmeniz. Beni bağrınıza basışınız. Mutlusun da... Bu inci gibi yaşlar neden süzülür? Babam bile alnıma silah dayadı. O tetiği çekmedi belki ama... beni o an orada öldürdü. Her şeyimi aldı benden. Ona olan kinim hiç geçmeyecek. O vakit ondan ne farkın kalır? Kötü, kötülüğünü yapmakla maruftur. Marifet, kötülüğün karşısında vakarı elden koymamaktır. Sen de içinde kin, öfke, nefret taşırsan... babandan ne farkın kalır? Bazı insanlar vardır, şerrin, günahın en çirkefine batar. Bazı insanlar da vardır, bunlara en büyük cezayı... affedip verir. Sen içinde kini, öfkeyi kapkara koyma ki bu güzelliğin lekelenmesin. Ne olursa olsun üzerinde babalık hakkı vardır. Sana yakışan iyiliğinle galebe çalmaktır. Anladım. Hem de sizi çok iyi anladım. İyi. Madem öyle, konak sana emanet. Amcam Kemal Reis, Fatih Sultan Mehmet Han'ın emriyle Eğriboz fethine iştirak etmiş. Büyük Fatih'ten miras kalan Akdeniz hedefini amcam Kemal Reis belirletti bana da. Casuslarımızla buraya geldik. Benim vazifem bilhassa buranın teferruatlı haritasını çıkartmaktır. Biz de mühim tetkikler yaptık. Kalimnoslular çok sayıda çekitleri yaptırırlar. Bunun altında illaki bir hinlik vardır. Bunu da ancak Oruç çözebilir. Ona haber göndermemiz gerek. Doğru düşünmüşsün İshak Bey. Tasa etme. Casuslarımız malumatları tez zamanda İskenderiye'ye ulaştırır. Benim de şimdilik Kalimnos'ta işim bitmiştir. Casuslarımız burada kalacak. Madem ikimiz de Kalimnos fethi için vazifeliyiz... o vakit beraber gidelim Midilli'ye İshak Bey. Eyvallah. Sokağın sonunda askerler varmış. Ara sokaktan gidelim. Nereden anladınız? Osmanlı her yerdedir demiştim. Haydi. Daha ne kadar sabredeceğiz Hızır? Ne zaman söyleyeceksin kitabın yerini niye söylediğini?
Efendim? Hızır bize tuzak kurmuş. Kitabı alması için gönderdiğiniz askerimiz yakalandı. Dahiyane bir tuzak kurdun Hızır. Ama tek kurşunla o tuzağını bozacağım. Sırlar hep benim imtihanım mı olacak? Bu sefer de sizin imtihanınız oldu. Kızla dervişi götüreceğim. Oruç buraya geldiğinde ancak senin cesedini görecek. Yetti gari zalimliğin. Hepimizi öldür de kurtulalım senin şu zulmünden. Başımız ne vakit dara düşse kurtaracak bir Hızır yetişir. Gayrı hasımlığın banadır. Gel benim göğsüme sık. Ben bilirim ki devrilsem de yine bir Hızır gelip senin kabusun olur. Hala oyun oynuyorsun bana Hızır. Ama artık benim tahammülüm kalmadı. Ne oluyor? Sana dedim Pietro. Bir Hızır düşmeden başka Hızırlar yetişir. Hemen, hemen kızla dervişi götürün. Kalkan duvarı! Çabuk! Derviş de Meryem ellerindedir ha. Kalkan duvarını yıkıp geçeceğiz. Karşı koyma şansımız yok. Altınlar hala elimizde. Doğu koyuna gidip altınları alıp gideceğiz. Herkes ayrı yönlere gitsin. Onları şaşırtacağız. Ormanın çıkışında buluşalım. Haydi! Haydi! Gökduası nereden bildiğini öğreneceğim.
Senin mi adın hazır, benim kimi bilemem. Yine tam vaktinde hesap et. Yetişene değil, yetiştirene bakmak lazım Hızır'ım. Meryem yok ha reis. Beraber kurtulmuştuk ellerden de. Vuruşma hengamesinin içindedir sanmıştım. Meryem'i kaçırmış olabilirler. Peşlerine düşüp bulmamız lazım abi. Tez olalım. Adversus Solem Lolikuitor. Nereden öğrendin bu gök duasını? Neden merak ettin? Niye soruyorsun? Tanıdık gelir. Cevap ver. Nereden öğrendin? Nereden tanıdık gelir? Sizi bırakabileceğim hiç kimsem yok. Aç kalmamak için sabretmek zorundayız. Umberto, korktuğun zaman Adversus Solem de Locitor de. Maria sen de Sornum Dimitum te de. O zaman Tanrı sizin sesinizi duyacak ve bütün korkularınızı dindirecek. Kılıç boynunda. Cevap verecek misin, vermeyecek misin? Söylemezsem beni öldürür müsün? Sen de silahın önüne atladığında işte böyle tereddüt etmiştim. Nedir bizi bu ikileme sürükleyen ha? Ne gördük birbirimizin gözlerinde? Hı? Söylesene ne gördük birbirimizin gözlerinde? Belki birimizin cevabı diğerini tamamlar ha? Bak eğer beni öldürmeyeceksen bırak gideyim. Onların eline düşemem. Hiçbir yere gitmeyeceksin. Seni yakalamışken bırakma. Sana zarar vermek istemiyorum. Bırak beni.
Seni onların eline vereceğim. Böylece gözlerimizdeki soruların cevabını konuşmak için bol bol vaktimiz olur. Meryem! Bana başka yol bırakmadan... Meryem! Meryem! Kim yaptı kızım? Kimin peşinden koştun da gel aladı seni? Kalimnos komutanı. Yakalamıştım ama kaçtı. Niye kendi başına iş görmeye kalkarsın? Ya o aşağılık herif sana ölümcül bir yara verseydi? Peşlerinden gidelim mi Ağreis? Ayrı ayrı kaçtılar. İzlerini kaybettirmişlerdir. Hem muhakkak Doğu Koyun'a gidecekler. Altınlarla birlikte kaçacaklar. Tez yetişmemiz gerek. Biz de gelelim ağam. Üstesinden hep beraber geliriz. Leventler bana kafidirizdir. Siz dervişi de alıp İskenderiye'ye varın. Kalan işleri tamamlayın. Eyvallah. İyi o vakit. Tez İskenderiye'ye varalım. Haydi. Oruçtan altınları kaçırıp İskenderiye'den çıkabileceğinizi mi sandınız? Ki bütün ham ipekleri almak isterim. Ederi neyse peşin vereceğim. Ne zaman elimizde olur? Kızıldeniz'den indirdik. Birazdan İskenderiye'de olur. Güzel. Biz de o arada malı satacağımız esnafla anlaşırız. Geciktirmeyiz. Hint diyarından ham ipek getirdiğini duyduk tüccar. Biz de burada büyük bir bezat dükkanı kurmak isteriz. Elindeki bütün ham ipekleri talibiz. Tüccarla biz anlaştık. Haydi. Git ötede eşelen. Ticaret bu. Kim daha fazla para verirse o malı alır. İskenderiye emirinin hatunuyum ben. Elindeki bütün ham ipekleri 1000 memlük eşrefi altını vermek isterim. Bundan daha fazla vereni de bulamazsın. Madem öyle, o zaman ben de 1000 Osmanlı Sultani altını vereyim. Madem daha fazla altını veren malları alır, o zaman söz sende tüccar. Osmanlı Sultani altını dünyanın her yerinde kıymet görür. 1000 Osmanlı altınına karşın en az 1200 memlük altın gerekir. Ancak eder. Sen ne dersin be adam? Emir hatunuyum ben. Böyle alelade kişiler karşısında pazarlığa mı koşarsın beni? Kusura bakmayın, ticarette geçerli olan tek şey vardır, para. Ve Cuma Hatun'un verdiği Osmanlı altını sizin verdiğiniz memlük altından daha geçerlidir.
Malınız bugün burada olur. Makamınla geldin olmadı. Pusatınla geldin olmadı. Altınlarla geldin gene olmadı. Anla ki bizim kudretimiz karşısında sizin itibarınız hiçbir şey kurtaramaz. Altın kafilesinin peşinde olan Leventler bunlar. Unita'nın adamlarını da öldürmüşler. Bu işin içinde bir iş var. Varis, bu hala hayatta. Size kim yaptı bunu? Bilmiyorum. O altınlarla ne yapacaktınız peki? O altınlar... Nasıl gebertin? Cehennem silahları olacak. Altınlarla silah yapacaklar. Tez davranın Leventler. Bu altınlar kaçmadan yakalamamız gerek. Antoine. Pietro. Nerede kaldın? Yakalandın sandık seni. Az kalsın öyle oluyordu. Altınların çoktan buraya gelmiş olması gerekirdi. Oruç mu ele geçirdi yoksa? Oruç değil, ben aldım. Şahbaz. Nasıl oldu? Neden sen aldın? Orucun Leventleri senin adamlarını yakaladı. Ben yetişip öldürmeseydim, altınlar çoktan oruca gidecekti. Şahbaz, sen bu altın işinin gizli kahramanısın. Hadi hemen altınları geminin yanışacağı yere taşıyın. Hadi. Bir dakika. Sen altınları kazandın, doğru. Ama oruç hiçbir zarar görmedi. İlyas da kurtuldu. Bizim anlaşmamız böyle değildi Pietro. Ben ne kazanacağım bu işten? Ne kazanmak istersin? İskenderiye'de istediğin ne var? Ne verebilirim sana? Benimle oyun oynama Pietro. Senin bana verebileceğin her şey Unita'nın. E sen de onlarla daha aranı düzeltmedin. Ne verebilirsin bana? Elimde artık öyle bir güç var ki... Unita bütün kuvvetiyle de gelse benimle başa çıkamaz. Nasıl bir güç bu böyle? Dün de söyledim. Nasıl bir güç bu ya? Denizler tanrısı Poseidon mu yardım edecek sana? Yoksa Sezar mezarından çıkıp gelecek mi? Altınlarla Kalimnos'a döndüğümüzde sen de göreceksin Antoine. Hatta çok yakında bütün Akdeniz bunu konuşacak. Söyle, ne istersin İskenderiye'den? Han. Han? Han'ı isterim.
Tamam, tamam. Han senindir. Git ve al. Zaten Silvio aptallıkları yüzünden çoktan kaybetti orayı. Vermezse de gereğini yerine getirirsin. Pietro, Pietro. Unita'nın İskenderiye'deki kalesi o. Bu kadarı biraz fazla. Altınlarla Kalimnos'a gittiğimizde... ...Unita efendileriyle de görüşeceğiz Antoine. Ve... Onları buna kibarca nasıl ikna ettiğimi göreceksin. Kesersin Karabay. Sana bu topraklarda istediğin gibi at oynatmana müsaade etmem demiştim Oruç. Beni durduramayacağını aklın kesmez mi senin? Senin imtiyazın İskenderiye hudutlarında geçerlidir. Burası da hududun dışındadır. O yüzden tek adım dahi atamazsın. Altınları kaçırırlar. Vaktimiz dardır. Bir an evvel doğu koyuna inmemiz gerek. Biz altınları istediğimiz yerde ararız. Sana lüzum yok. Şimdi dön git. Eğer hududu geçersen imtiyazını çiğnemiş olursun. O zaman da bize saldırma hakkı doğar. Osmanlı dahi arkanda duramaz. Sırf altınları bulma ihtirasından yaparsın bütün bunları. Yoksa senin mazlumların davasını kolladığın yoktur. Tek düşündüğün kendi makamın. Makamını da, hudutlarınızı da çiğner geçerim. Geç hadi. Çiğne de geç. İmtiyazını çiğne de o vakit. Osmanlı'nın gölgesi kalkar, bizim kılıçlarımızın gölgesi iner. O zaman kimse seni ölümden kurtaramaz. Geç hadi. Doğu koyundan bir gemi açıldı. Senin yüzünden kaçırdık elimizden. Birbirimize düşürdün anladım. Kafirler kaçtı gitti. Asıl senin yüzünden kaçırdık. Bir inat uğruna uğraştırmasaydın şimdi çoktan basıp almıştık. Şahsi kinini devlet meselesine dönüştürdün. Sen devletin emiriysen ben de devletim. Bundan gayrı her kalleşliğine 1000 misli mukabele etmek ahdim olsun. Altınları kaçırdık elimizden baba Oruç. Bunca uğraş verdik yolunda. Kafirlerin eline mi bırakacağız? Bırakmayacağız. Elimizdeki tek yol altınlarla alacakları silahlardır. Ne yapıp edip hangi silahları nereden alacaklarını öğreneceğiz. Sonra da o altınları onların elinden söküp alacağız. Nerede kaldı ham ipekler? Cuma Hatun. Sabırlı olun, gelir şimdi. Ha, yeni anlaşma yapmıştık. Umarım bir sıkıntı olmaz. Olmaz. Ha, geldi işte. Nerede kaldın ya? Mallar nerede? Mallar gelmeyecek Hüma Hatun. İskenderiye'nin kapısından geri çevirdiler. Nasıl? Kim geri çevirdi? Biz geri çevirdik. Bundan böyle bu tüccar ve malları... İskenderiye'ye giremeyecek. Ne hakla mani olursun? Tüccarın kendisini de, mallarını da kanunlarımıza münasip bulmadık. İskenderiye'nin hakimi biziz. Kanunları biz icra ederiz. Kim bu tüccarın mallarını İskenderiye'ye sokmak isterse
o da ceza alır. Olmadı bu Hüma Hatun. Daha ilk ticaretimizi elimizi boş bıraktı. Hiç olmadı. Sırf ekmeğimize mani olmak için bunu yaptım. Kininden, hırsından kaç kişinin ekmeğine mani oldun? Bu yanına kâr mı kalır sanırsın? Bu yaptığınız düpedüz kalleşliktir. Kininizle boğulacaksınız. Yeter ettiğiniz. Siz nasıl konuşuyorsunuz densizler? Bırak! Asıl sizin ettiğiniz yeter! Kılıcını zerrece oynatırsan acımam, kanını dökerim. Gayrı benden çekeceğin var Hüma Hatun. Bundan böyle o çok güvendiğin Osmanlı gelsin de kurtarabilirse kurtarsın seni. Seninle tanışıklığımız kılıçla başladı. Anlaşılan kılıçla noktalanacak. Biz devlet meselesi haline gelsin istemeyiz. Lakin siz devlet meselesi haline getirirseniz şüphen olmasın. Benim devletim kılıcıyla noktayı koymasını bilir. Bunlar niye dikilirler kütüphanenin önünde bostan korkuluğu gibi? Anlarız şimdi. Hayrola? Ne diye kapatırsınız kütüphaneyi? Emir Karabay'ın kesin emridir. Emniyet tedbiri gereğince kütüphaneye girmek yasak. Kütüphane kılıcın değil kalemin konuştuğu yerdir. Bir tekinsizlik çıkmaz. Hem mühim bir işimiz var, girmemiz gerek. İzin yok dedik. Laf kalabalığı yapmayın da basın gidin. Bana bak, sizinle burada insan gibi konuşuruz. Ha, boyundan büyük laflar edeceksen de senin anladığın dilden konuşmasını da biliriz. Ne yaparsın? Bize mi el kaldırmaya cüret edersin? İş o raddeye gelirse siz zararlı çıkarsınız. Kütüphane amme müessesesidir. Kafanıza göre kapatamazsınız. Mühim işimiz vardır dedik, çekin şimdi. Geri bas dedik be kadın! Sen ne hakla dokunursun ona? Haksızlar. Siz ne cüretle askerlerimize kaldırırsınız. Asıl siz böyle densizlik yapmaya devam ettikçe karşılığı bu olacak. Sen ne hakla kütüphaneyi kapatırsın? Geçen gün siz kütüphanedeyken hadise olmuş. Arbede çıkmış, kapılar kırılmış. Ben de ikinci bir emre kadar kütüphaneyi kapattım. Sana mı soracağım? Kütüphane sizin babanızın evi değil. Herkese açmak zorundasınız. Kütüphane Memlük Devleti'nin müessesesidir. Ben de Memlük Devleti'nin emiri olarak dilediğim gibi kapatırım. Kimse de bir şey yapamaz. Karabay. İçeride bizim için çok mühim bir kitap vardır. Onu mutlaka tetkik etmemiz gerekir. Sonra istersen yine kapatırsın. Ama şimdi bize mani olma. Bundan böyle her adımınıza mani olacağım hazır. Sırtınızı Osmanlı'ya dayayıp Ali Kıran başkesenlik yapacaksınız. He? Gayrı buraları size dar edeceğim. Asıl sana buralar bundan böyle dar olacak. Gölgenden bile kork bundan böyle Karabay. O geçen gün söndürdüğüm humbara var ya...
bir gün senin kucağımda patlayacak. Kalimnos haritası. Yaptığım tetkikler üzerinden haritasını çıkarırım. Tetkikler henüz tamamlanmasa da şimdilik işimize yarayacaktır. Demek asıl ilmin haritacılıktır Piri Reis. Devletin emriyle bazen seyyah, bazen alim, bazen de tüccar olarak gezeriz deryalarda. Ama asıl gayemiz gittiğimiz yerlerin haritasını çıkarmak ve devletimize yollamaktır. Onlar da bu haritalar üzerinden fetih hazırlığı yaparlar. Ama benim en büyük gayem bir gün tek mil bir Akdeniz haritası çıkarmaktır. Zor değil mi dünyayı bir kağıda sığdırmak? Biz dünyayı kızıl elma belleyip yüreğimize sığdırmışız İshak Bey. Bir kağıda sığdırmak ne ki? Dünya haritasıyla ilgili öyle malumatlar kaydettim ki bilse tüm dünya devletleri varını yoğunu ortaya koyup almak ister. Ama ben bir gün tamamlayıp devletimize arz edeceğim inşallah. Kardeşim Hızır da senin gibi ilim deryasıdır. O da sever denizleri, beldeleri öğrenmeyi. Hatta elinde bir kitap vardır. Akdeniz'in sırrı yazılıdır. Akdeniz'in sırrı mı dedin? Kitap Hızır Reis'te mi? Hızır'dadır. Lakin sayfaları mı eksikmiş, neymiş? Kitabın eksik kısımlarını o sayfalar olmadan tamamlamaya çalışırlar. Eksiği tez zamanda tamamlayacak olanı bilirim ben. O kitap hedeflediğimiz dünya haritası için de çok işimize yarayacak. Biz kan dökülmesin, devlet meselesi haline gelmesin dedikçe bu memlükler sabrımızı zorlar. Rızkımıza mani olmaktan da haya etmezler. Ok yaydan fırladı gayrı hala. Ne zaman, nerede, kimi vuracak göreceğiz. O kitabı almak için ne gerekiyorsa yapacağım. Hayrolsun. Hepiniz böyle zemberek gibi sıralanmışsınız. Bir mesele mi var? Emir Karabay kütüphaneyi kapatmış. Tetkik etmemiz gereken mühim bir kitap vardı. Onun yüzünden giremedik. Garezi de sırf bizedir. Firuze de benim işlerime mani oldu hasedinden. Beni tüccara mahcup etti. Emir Karabay da silahları almamıza mani oldu. İyice çizmeyi aşar. Bizi bitirmeyi ant içmiş. Bu iş bizim şahsımızı aştı. Bizim üzerimizden Memlük-Osmanlı Savaşı'nın fitilini ateşlemek ister bunlar. Hızır doğru der. Sonuçta biz Osmanlı ile müttefikiz. İshak Han Midilli Sancak Bey'i. Yapacağımız her hareket devletler arası mesele çıkarır. Temkinli ve uyanık olacağız. Savaşı biz başlatmayacağız. Lakin savaşa da her daim hazır olacağız. Papalık, Unita, Venedik, Rodos, Memlük, Osmanlı. Aralarındaki çatışmanın tek bir hedefi var. Akdeniz'e hükmetmek. Sen deryaların kılıcı oldukça, ben de deryaların sırrını çözünce hakimiyet bizim olacak evelallah. Bu savaşı biz başlatmayacağız. Ama biz bitireceğiz. Evelallah aslanım. Evelallah. Hadi İlyas. Biz de gidelim şu silahları bulmak için ne yapacağız ona bakalım.
Ne olursa olsun o kitabı alacağım. Ben nasıl halledeceğimi bilirim. Sen sakin ol. Size İshak Bey'den haber vardır Orç Reis. Eyvallah. Ne demiş İshak Ağam? Hal hatır mı sorar? Yok İlyas. Hal hatır değil. Kalimnos'a tetkik yapmaya gitmiş tebdili kıyafet. Orada Muhittin Piri reisle tanışılmış. Bir de mühim bir malumat verir Kalimnos'ların yaptığı hazırlık için. Kalimnos'ta çok sayıda çektir yaptırılırmış. Lakin çektirilere koyulacak çakalos topları dışarıdan alınacakmış. Ne demek olur bu ağam? Çakalos topları hususi imal ettirilir. Demek ki o altınlarla alınacak silahlar çakalos toplarıdır. Vay İshak ağam. Hiç beklemediğimiz yerden düğümümüzü çözdü. Düğüm daha çözüldü sayılmaz İlyas. Bu çakalos toplarını nerede yaptıracaklar, kimlere döktürecekler öğrenmemiz lazım. Sen buralarda ne kadar top ustası varsa hepsini çağır gelsin. Mutlaka onlar bilirler. Emredersin Arayız. Oruç, Kalimnoslular öyle özel bir topu bilinen adamlara yaptırmaz. Kendi özel imalatçılarına döktürürler. Bilir misin kimdir bunlar? Ben bilmem. Ama babam bilir. Ondan öğrenebiliriz. Hem zaten ondan soracağımız hesabımız da vardı. Doğru dersin. Tez gidelim. Nerede o topal Silvio? Giremezsiniz buraya. Giremezsiniz de. Silvio! Silvio! Bana silah doğrultursun ha? Ha yok. Oruçla aramızda bir mesele vardı da. Seni o sandım. Hey. Fazla konuşmayacağım Topal. Pılını pırtını adamlarını falan al. Çık git hanımdan. Hanımdan... Sen ne diyorsun? Doğru duydun. Hanımdan. Unita'yla anlaştık. Pietro Han'ı bana verdi. Senin anlayacağın artık burada işin yok. Terk et burayı. Sen ne diyorsun? Ben bu Han'a yıllarımı verdim. Burası benim yuvam. Unita nasıl olur bu Han'ı başkasına verir? Bilmem. Belki de ahmaklığının cezasını kesmişlerdi Silvio. Git Unita'ya sor. Pietro. Pietro. Pietro sen ne hakla benim hanımı bir başkasına verirsin ha? Defol git buradan! Sen kimi kimin hanımdan koruyorsun ha? İt oğlu it. Demek beni öldüreceksin lan.
Demek hanı bana vermeyeceksin. Ha? Ama aldım. Hem de seni döve döve aldım. Sansar. Al bunu. Dışarı at. Eğer bir daha gelirse de kellesini uçurun gitsin. Eğer bu han benimse İskenderiye de benim olacak demektir. Oğlumdan da kızımdan da vazgeçtim. Ama siz bir zorba için beni harcadınız. Artık kaybedecek hiçbir şeyim olmadığına göre intikamım çok acı olacak. Bunlar da kim? Bizim çalışanlarımız nereye gitmiş? Siz de kimsiniz? Silvio nerede? Silvio artık yok. Biz de bu hanın yeni sahibinin emrindeyiz. Nasıl hanın yeni sahibi? Kim cüret eder bizden bu hanı almaya? Sakin olasın Isabel. Böyle mi hayırlı olsuna gelirsiniz bize? Şahbaz. Sen nasıl olur bu hanı babamdan alırsın? Ne yaptınız ona? Ben bir şey yapmadım. Unita yaptı. Beceriksizliğinden ötürü onu kovdular. Ben de anlaşıp aldım burayı. Bak bu da belgesi. Demek Unita ile çalışırsın ha? Onların emellerine mi hizmet edersin? Ben yalnızca kendime hizmet ederim. Sana daha önce de demiştim. Yedi deryada ticaret yaptım diye. Unita'yla da iş yaparım. Herkesle de. Oruç, mesele çıkarma. Anlaştık aldık işte. Size hesap mı vereceğiz? Vereceksiniz. Ben bu hana yıllarımı verdim. Ant olsun başınıza yıkarım, yine de yedirmem size. Gel beraber yiyelim o zaman Isabel. Bırak orucu. Gel benim gölgeme. Hanı sen işlet. Kârı da sen al. Böylece mutlu mesut yaşarsın hanında. Ettiğin her lafı tek tek yuttururum sana. Sen nasıl benim gölgemdeki hatunla böyle konuşursun? Oruç, meseleyi büyütme. Hayır, ben anlamadım. Zoruna giden ne ki? Ben basbayağı ortaklık teklif ettim. Cevap vermek sana mı düşer? Isabel, senin neyin olur ki? Ne hakkın var onun üzerinde? Namusum olur. Gölgemize sığınmış hatundur. Namusumuzdur. Bir daha ona kem söz edersen o dilini keser, yediririm sana. Oruç, sana daha önce de dedim. Ben senin deryada boğuştuğun beş paralık korsanlara benzemem. Sana olan müsamam da bitti. Bundan böyle ya aklınızı başınıza alırsınız ya da başınızı gövdenizden alırım. Bu da sana son ikazım. Bundan gayrı ecel kılıcı gibi ensenizdeyim Şahbaz.
yaptığınız ne kadar kirli tertip varsa hepsini başınıza yıkacağım. Ha. Bu hanı almak da bundan gayrı namusunuzdur. Bilesin. Alırsın Zabel. Hanım bir başkasına vermelerini kaldıramıyorum Oruç. Orası benim her şeyimdi. Bir çırpıda başkasına verdiler. Nasıl yaparlar bunu? Üzülme sen. Ant verdim içeride. Söküp alacağım o hanı ellerinden. Hem tertiplerini bozacağım, hem de kanayan yaranı zindireceğim. İçeride benim için namusumuzdur dedi. Hanı geri almanın da namus meselesi olduğunu söyledi. Ne büyük mutluluktur bana aidiyet duymam bebeğim. Ama bir yandan da belam bitmiyor Oruç. Bunca derdinin arasında bir de ben dert katıyorum sana. Sen bizim için o kadar çok şey yaptın ki, biz ne yapsak az gelir. Babanı da her yerde aratacağım. Dindir gözyaşlarını. Her müşkülatın bir çaresi vardır. Şahbaz'ın eline bırakmayacağım. Demek hanı elimden almayı gözün keser ha Oruç. Ben senin elindeki her şeyi alayım da gör. Nereye gideriz böyle zifiri karanlıkta Ester? Bir şey söylesene. Biraz daha sabret İlyas. Söyleyeceğin şey çok hususi belli ki. Böyle kuytu köşelere götürdüğüne göre. Konakta söyleseydin. İşimiz konakta değil çünkü İlyas. Kütüphanede. Kütüphanede mi? Ne işimiz var kütüphanede Ester? Hızır Reis'le Meryem'in aradığı bir kitap varmış. Karaboy onları içeri sokmamış. Ben girip içeri kitabı alacağım. Sen de burada gözcülük yapacaksın. Ne? Beni hırsız gözcülüğünden mi getirdin yani? Hırsız demesek hakkımız olanı alacağız. Hem sen sadece gözcülük yapacaksın. Ester, daha yeni ipten kurtuldum. Karabay da bize takmış vaziyette. Delirdin mi sen? Bırak şunları, delirip şunları. Ben değil ama senin bu mızmızlanmaların bizi yakalak buradaki İlyas. İşlere soktun bizi Ester. Hadi erkeğe yat. İlk olursan sonra. Haydi Ester haydi. Thank you.
burada. Yakalanın hırsız. Dön çabuk. Bakalım yüzüne. Kimmişsin sen? Bilas. Hadi. Başka askerler gelmeden kaçalım şuradan. Hadi, hadi. Hadi. Koş, koş. Sen koş, sen koş. Hepimizin komutanı Pietro. Romalıların kahramanı Pietro. Ve... benim vaftiz babam Pietro. Gladius. Adının anlamı kılıç. Sen de ismine layık bir savaşçı gibi keskin olmuşsun. Benim sevgili vaftiz oğlum. Rodos şövalyelerinin kanla kutsanmış savaşçıları. Sizi selamlıyor! Demek arkana aldığın yeni güç Rodos şövalyeleriydi. Bu kadarını beklemiyordum. Artık eskisinden çok daha güçlüyüz Antoine. Ve bu güç Türkleri Akdeniz'e gömmemize yetecek. Sizler, Unita'nın efendileri. Siz de bu yeni gücümüzün ihtişamına kapılıp kutlamaya mı geldiniz? Kutlamaya değil Pietro. Hesap sormaya geldik. Ne demek oluyor bütün bunlar? Sen kimsin? Kendi başına nasıl böyle bir işe kalkışırsın? Sizin beni bir savaş yüzünden satmanızdan daha acı verici değildir. Rodos şövalyeleri bu bölgedeki en büyük güçlerden biri. Bize lazım olan da
Türkleri bu denizlerden sürüp imparatorluğumuzu kurmak. Bu sebeple UNITA artık Rodos şövalyelerinin hakimiyetindedir. Ve ben de UNITA'nın tek efendisiyim. İtaat edin. UNITA efendileri senin gibi bir alçağa asla itaat etmez. Gladius. Dur Pietro, dur. Biz itaat ediyoruz sana. Tek efendimiz sensin. İtaat ediyorum. Alte vide vice. Civis vivere. Dinle. Gör. Ve sus. Eğer yaşamak istiyorsan. Bu denizlerin güçlü savaşçıları. Türkler Kalimnos'u fethetmenin ve Akdeniz'e hakim olmanın hayalini kuruyorlar. Bizler onların hayallerini bu denizlerde alabora edeceğiz. Başta fetih hazırlıkları yaptıkları Midilli'yi alacağız. Sonra da onların ellerindeki tüm adaları fethedeceğiz. Bu denizlerde tek bir Türk kalmayana kadar savaşmaya devam edeceğiz. Ve her yerde Rodos şövalyelerinin bayrağını dalgalandıracağız. Onlar Sultan Mehmet'ten beri Akdeniz'i kızıl elmaları olarak görüyorlar. Bizlerse Yüce Sezar'dan beri Akdeniz'e Mare Nostrum diyoruz. Yani bizim Akdeniz. Türklerin kızıl elma düşleri mahvolacak. Akdeniz'de sadece bizim hedefimiz yankılanacak. Mare Nostrum! Bizim Akdeniz! Mare Nostrum! Leventleri etrafa dağıttım Silvio'yu bulmaları için. Çakalos toplarının nerede döküldüğüne dair malumatı ancak ondan alabiliriz. Siz ne yaptınız kitap meselesini? Nasıl ulaşacaksınız? Oturup beklemeyeceğim ağam. Gerekirse bir gece yarısı kütüphaneye girip gizlice alacağım kitabı. Selamünaleyküm. Aleykümselam. Bulabildin mi aradığın derviş baba? Baktırdım. Lakin hiçbir yerde bulamadılar. Ben aldım derviş. O sebeple bulamamışsındır. Şükürler olsun. Lakin bunca vakit sendeydi de niye vermedin Hızır? Sen cevap verirsin diye bekledim ama belki anlatmayacaksın. O yüzden şimdi veririm sana.
ki senin için çok kıymetli bir hançerdir bu. Yadigardır. Mühim bir yadigar. Veren el mi mühimdi yoksa hançerin kendi mi? Üzerinde Fatih Sultan Mehmet Han'ın turası vardır. Nedir senin sırrın derviş? Anlatma vakti gelmedi mi? Hızır doğru der. Belli ki bu hançerde senin kim olduğun var. Anlat bize hikayeni de... kitabın da senin de hakikatte nereden geldiğini öğrenelim. Sultanım. Gedik Ahmet Paşa komutasındaki ordumuz... İtalya'nın güneyindeki Otranto Kalesi'ni ele geçirdi. Osmanlı ordusu nihayet İtalya'ya ayak bastı. Roma'nın fethi için sizin orduyu Humayun'la gelmenizi beklerler. İlk kızıl elmanız İstanbul'du. Onu fethettiniz, Fatih oldunuz. Roma'yı fethettiğinizde ikinci kızıl elmanıza erişmiş olacaksınız inşallah. Bizim kızıl elmamız... İlahi Kelimetullah uğruna bütün cihanları İsa Bey, cihana hükmetmek de Akdeniz'e hükmetmekten geçer. Zaten Roma'yı fethetmekten gayemiz de budur. Yani cihan hakimiyeti yolunda şimdiki kızıl elmamız Akdeniz. Ama bu gaye için kilit adamlar gerektir sultanım. Ben o kilit adamı çoktan buldum İsa Bey. Sultanım. Akıncı Bey Derviş Hüseyin. Nicedir gazalara iştirak edersin. Alnımızı her daim ak eyledin. Var ol. Şimdi çıkacağımız Roma seferi... Akdeniz hakimiyeti için... hayati ehemmiyete sahiptir. İmdi... hazır mısın büyük davamız uğrunda... vazifene atılmaya? Kutlu yolumuzda... İşaret ettiğiniz hedefe varmak şereflerin en büyüğüdür sultanım. Emirlerinizi yerine getirmek için daima hazırız. O halde topla Akıncı yiğitlerini Derviş Hüseyin'e. Evvela Akdeniz. Sonra bütün cihan bize yar olmayı bekler. Şehadette hak yoluna revan. Şühedai gazada hak görünür ayan. Kahrımız, kılıcımız düşmana ziyan. Bir cümle İslam-ı alemin sıhhati selametine. Fetihlerin babası Fatih Sultan Mehmet Han Hazretlerinin avnu inayetine. Devletimizin bekai temadisine, ordularımızın devamı muzafferiyetine. Ya Allah! Ya Allah! Ya Allah! Ya Allah! Ya Allah! Ya Allah! Ya Fettah! Ya Fettah! Ya Fettah! Ya Fettah! Hayrola İsa abi, bu ne hal? Sultan Mehmet Han Hazretleri... sefer yolunda zehirlendi. Ne? Hünkar çayırındaki otağında şimdi. Son nefesinde sizi görmek ister.
Sultan. Elmamıza mani olmak isteyen kafirler. Sultanım. Yok mudur bunun bir şifası? Bütün ordu Roma'nın fethi için sizi bekler. Gayrı bizim için tek şifa. Mirasımız olan davanın daim olmasıdır. Kızı elmamızın gerçekleşmesidir. Ancak o vakit dünyadaki emeğimiz tamam, ruhumuz da şad olacak. Sultan, onca yolu ilmek ilmek gördünüz. Sabırla beklediniz Roma'yı fethetmek için. Akdeniz'in hakim olmak için. Siz giderseniz bu dava yetim kalır Sultan. Mehmetler ölür. Allah'ın davası yaşar. Ben ölsem de sancak sizlerin elinde olacak. Sana yadigarımdır. Buna baktıkça kızıl elmamız Akdeniz'i hatırlayız. Şimdi beni iyi dinleyesin. Derviş Hüseyin. Kafirlerin elinde Akdeniz'in kilidini açacak sırlarla dolu bir kitap var. Onlar kitabı zulüm için kullanacaktır. Buna mani olasın. Sırrı kurtar. Bu gayelerimizi sabırla taşı. Akdeniz ülkümüzü gerçekleştirecek. Kızıl elmaya erişecek yiğitleri bulduğunda onlara emanet et. Emanet et. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد böylece Büyük Fatih'in
Kucağındaki destanı nihayet erdi. Ama bize de bu destanı devam ettirmeyi miras bıraktı. Ya ondan sonra ne oldu da buralara kadar geldin? Akıncı Bey iken derviş oldun. Ben Rumeli'de Akıncı Bey'ydim. Hem bir de Sarı Saltuk Gazi'nin açtığı yoldan manevi nasip aldım. Onun mübarek yoluna derviş oldum. Biz Bektaş-ı Meşrep üzereydik. Şeyhimin işareti ve emri üzerine Şazeliye'den de manevi nasip aldık. O gün bugündür Sultan Mehmed'in mirası olan Akdeniz gayesini emanet edeceğim yiğitleri aradım. Bulabildiniz mi peki? Buldum. İşte karşımda dururlar. Sultan Mehmet, Peygamber Efendimiz'in sallallahu aleyhi ve sellem müjdelediği büyük komutandı. Sizler onun müjdelediği yiğitlersiniz. Hakiki sır bize ulu hükümdar tarafından nakşedilmiş meğer. Yedi derya katre katre sır olsa, bu manevi kudretle çözemeyeceğim düğüm yoktur benim. Fatih Sultan Mehmet Han vaktiyle atamıza fetih sancağı vermiş. O sancağın dikildiği Midilli bizim yurdumuz oldu. Biz oradan çıkıp Akdeniz'e yelken açtık. Meğer Akdeniz hayali bize baştan nakşedilmiş. Fatih Sultan Mehmet Han müjdelemiş, sen bize manevi rehber oldun. Hızır'ın ilmi yolumuza ışık oldu. Benim kılıcım da inşallah Akdeniz'de fırtına gibi esecek ve büyük gayemize erişeceğiz. İnşallah. Vallahi helal olsun Şahbaz Efendi. Bir geldin pir geldin İskenderiye'ye. Kısa zamanda hanı da aldın. Sana demiştim abi. Buralarda bizim hükmümüz yürüyecek diye. Söyledin. Söyledin de benim aklımı kurcalayan bir şey var. Bu Unita'yla anlaşıp hanı almak kolay iş değil. Sen nasıl becerdin bu işi? Yedi deryada da namımız var abi. Unuttun mu? Unitacılarla da iş ahbaplığımız var. O sebeple... Şahbaz! Bana masal okuma. Sadece iş ahbaplığıyla olacak şey mi bu? Bu han İskenderiye'nin kalbi.
Yenideriye'nin kalbini sana niye versinler? Ha? Başka adamları kalmamış mı? Bak abi. Yıllar evvel beni dinlemedin. Babama uydun. Seni burada ezdiler. Ben geldim. İskenderiye'ye efendi olduk. Bu sebeple sen benim işlerimi irdelemesen iyi olur. Teslim ol, ikimizin de huzuru kaçmasın. Kütüphanedeki bize lazım olan kitaptır bu. Nasıl aldınız bunu? İşin içinde eser varsa nasıl aldığımız açık değil mi ağam? Gerekirse kütüphaneye girer alırım demiştin. Seni uğraştırmadım işte. Baba? Senin neyi aradığın? Her yerde beni neden arattığını bilirim. Sana istediğini vermeye geldim. Maşallah beyim. Çok güzel sofra kurmuşsunuz. Afiyet bal şeker olsun. İt gibi yalanma da diyeceğini de. Silvio'yu gördüm beyim. Hı. Oruç'un konağına gitti. Oruç onu öldürür be. Kafasına fazla vurduk da delirdin mi bu topa? Yok beyim, ne öldürmesi? İçeri aldılar. Affetmişler belli ki. O Silvio mühim bir malumat vermese zinhar affetmezlerdi. Sığınacak yeri de kalmadı. Bizden intikam almak için Oruç'un yanına gitti. Kim bilir işimize taş koymak için ne malumatlar vermiştir. Ben bunun hesabını senden sormaz mıyım topa? Aferin be parmaksız. Haydi otur. Ziyafeti hak ettin ha? Sana uygun gördüysen beyim. İster misin? Olur. Al bakalım. Ziyadesiyle. Ne verecek misin bize Silvio? Kalimnos'a gidecek olan Çakalos topları. Onların nerede döküldüğünü biliyorum. Bize tam da gereken malumat bu. Ama nereden bilelim bizi tuzağa çekmediğini? Bana baksana Oruç. Seni tuzağa çekecek hal kalmış mı bende? Hem bunu yapacak olsam kendim mi gelirim? İlla ki bir yolunu bulurdum, öyle değil mi? Onlara darbe vurmanı en az senin kadar istiyorum. Sen bu işi başar. Sonra gel kendi ellerinle öldür beni. Gıkım çıkmaz. Nerede dökerler topları? Matruh'ta bir dökümhanede. Unita'nın özel yeridir orası. Yarın sabah gemilere yükleyecekler. Ve denize açılacaklar. Teslimat yerini bilmiyorum. Ama vardıkları yerden altınları da alacaklar. Toplar yola çıkmadan baskın verip alacağız topları. Nereye gittiklerini de öğreneceğiz. Teslimat yerinde de altınları alacağız. Unita beni artık gözden çıkardı. Hanı şahbaza verdiler. Artık canım tehlikede.
Hatta seninle konuştuğumu öğrenirlerse beni kesin kesin öldürürler. Madem gelip aman diledin, bundan gayrı bizim himayemizdesin. Sen de kendine mukayyet ol. Olur olmaz vakitte sağa sola gitme. Çok pişmanım Isabel. Senden çok özür diliyorum. Çok geç biliyorum. Ama gözümün açılması için... demek ki böyle büyük bir felaket yaşamam gerekiyormuş. Sana da kardeşine de büyük acılar yaşattım. Ama şimdi en büyük acıyı ben yaşıyorum. Eğer pişman olduğuma inanmadıysan, çek hançerini vur beni. En azından bu kahrolası hayatımı kızım son verdi derim. Hadi vur. Hadi bekleme vur Isabel. Hadi vur beni. Su iç biraz baba. İçin ferahlasın artık. Parçalanmış denizler birleşince bütün deryalar bir olacak. Nihayet. Kitapla ilgili bölümü bulduk. Parçalanmış sular birleşince deryalar bir olur. Halife Memun'un asırlar önce yaptırdığı dünya atlasındaki parça haritalara işaret eder bu. Eğer o parça haritaları alabilirsek sırrı da çözeriz. O haritaların bir nüshası Bağdat'tadır. Diğer nüshası da Sultan Mehmed'in kurdurduğu Sani Semen Medresesi'nde. Bir nüshası da Midilli Adası'ndadır. Midilli deniz yurdu olduğu için böyle kıymetli atlasların ve haritaların bir nüshaları da oradadır. O halde yarından tezi yok. Midilli'ye yelken açıyoruz. Kalem rotayı çizdi. Gemi Midilli Adası'na gidecek. Seninle ikimiz bir olup deryalara hükmetmenin sırrını çözeceğiz. We'll be right back.
Lan burası nasıl dökümhanedir? Sükunete mesken olmuş. Varınca öğreniriz İlyas. Nasıl bir dökümhanedir de sesimizi duyup gelen olmadı. Eğer yaşamama izin verirseniz. Ben düşürdüğüme kılıç vurmam. Ama sen yaşar mısın onu bilmem. Çakalos topları nerede? Gemilere yüklendi. Gemiler birazdan kalkar. Nerede teslimat yapılacak? Kasos adasında. Çoban adasındadır yanağım. Girisin kuzeydoğusundadır. Onun yanına bir levent bırak, yarasını sarsın. Biz de tez gidelim. Gemi demir almadan yetişmemiz gerek. Haydi. Hasan. Hüma hala, babamı gördünüz mü? İçeri baktım ama yoktu. Sabah çıktığını gördüm kızım, daha da gelmedi. Nereye gittiğini söylemedi mi? Ben gördüğümde konaktan çıkardı. Oruç ona olur olmaz vakitte sağa sola gitme demişti. Ölüm tehlikesi var peşinde. Ben bir bakıp geleyim Hümala. Peki kızım. Nasıl istersen. Tanrım sana şükürler olsun. Isabel beni sonunda affetti. Sanki hayata yeniden doğdum. Unita'dan oğlumu da kurtaracağım. Artık kendimi tamamen aileme adıyorum. Isabel. Beni merak etmiş olmalı. Geldim. Bas. Demek dün akşam orucu ziyarete gittin. Silvia. Balıkçılar duranlar, boş ver. Geldik.
Uçan balık gördün mü ola? Görmedim. Aham da emri gördüm. Bu iyiydi. Ama orada Osmanlısı var. Leventler, bakın bakalım ambarda mı toplar? Ambarda olsa gerek Çakalos topları. Açın şunları. Vay 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 vay. Ejderha ağzı gibi toplar döktürmüş namussuzlar. Ama namlusu kendilerine döndü şimdi ha. Burası da top doludur. Yürüyün. Baba orucu haber edin. Haydi. Toplar ambarda baba orucu. Yok vakit. Teslimat yerine vardığımızda teslim edilirken tepelerine binip altınları alacağız. Kazamız mübarek olsun. Eyvallah reis. Eyvallah. Baba. Baba orada mısın?
Kolos topları çoktan gelmeliydi. Nerede kaldı bu deniz ejderhaları? Sahile yaklaştık. Teslimat yerine varmışlar. Bir an evvel altınları almamız lazım Leventler. Derya bası test çarpar. Kendine sarılıp üşümeyesin. Ceylan postu mu? Bir zamanlar avladığım bir ceylandan yapmıştım. Isıtacağı omzu beklerdi. Buldu. Sız yerlerde gezer Ceylan. Sarp yerlerde. Dağlarda. Bir görünüp bir kaybolur. Zordur avlaması onu. Ama beni ıssız yerlerde buluşundan belliydi bunda mali. Ceylan mutlu akıbetlerin alametidir. Mahir Avcı onun yolunda mutlu akıbeti istedince onunla beraber ölür. Asla öldürmez. Senin baban neden öldüreyim Isabel? Kes sesini! Senin öldürdüğünü biliyorum. O lanet Unita'yla bir olup babamı da aldınız elimden. Ama ben bütün bunların hesabını soracağım. Önce senden, sonra da Unita'dan. Ölüm vaktin geldi Şahbaz. Bu kadar kör cesaret yeter Isabel. İndir silahını. Sana silahını indir dedim. Ben de sana öleceksin dedim Şahbaz.
Nihayet yanaşabildiler. Antoine. Kellenin irisi de gelmiş ha reis. Bilene bilene ne de güzel biçilir bu şimdi. Herifler azlıklar. Yine de temkinli olun Leventler. Niye öyle uzakta duruyorsunuz? İndirin şu topları da işimizi halledelim. Önce altınları görelim. Toplar sonra. Bu yöntem hoşuma gitmedi. Hem siz niye böyle giyindiniz? Seni keseceğiz Antoine. Altınları sana bırakır mıyım sandın? Düştün tuzağımıza. Kalimnos'a ancak cesediniz gidecek. Alfonso. İskenderiye'de Alfonso. Ama bütün Akdeniz'de Kalimnos komutanı Pietro. Demek sen Pietro'sun ha?